İnsanlar doğası gereği dinlenilmek ve anlaşılmak ister. Ben de Hindistan ile ilgili bildiğim bilgileri Amentu kitabımızda paylaşmak istedim. Eğer bu bilgilerin hepsini kendime saklasaydım bunun adı bencillik olurdu. Anatol Fransson'un da dediği gibi ilim bütün kapıları açan bir anahtar gibidir. Ben de okuyucularım için bir anahtar olmayı istedim. Çok şey kaybederler ve neler kaybedeceklerini de kitabı okuduklarında anlayacaklardır. Olmazdı. Çünkü Hindistan ile ilgili yanlış bilinen çok şey var. Hindistan sinemasının sektörü, dizi sektörü çok renkli bir sektör ve insanların cazibesini çeken bir sektör. İçindeki yanlışlar, şirkler, İslam'da olmayan ama ilgi çeken çok şey var. Bunların aslında ne olduğunu kitabımızda yer verdik. Kesinlikle devam ederdim. Benim için bir kişi bile olsa onun için devam ederdim. O bir kişi gelecek nesillere devam ettireceğine inanıyorum. Bu konuda çok şanslıyım. Hiç kötü yorum almadım. Ben bu soruyu bir mütercim olarak çevirmen filmlerin üzerinden cevaplamak istiyorum. 6.000'den fazla Hintçe şarkıyı Türkçe'ye çevirdim ve 40'a yakın Hint filmini Türkçe'ye çevirmiş biri olarak çok gereksiz film ve şarkı gördüm. Onlar keşke yapılmasaydı. El alem ne der diye düşünmeyi ben bırakalı çok oldu. Hint filmlerinde çok sevdiğim bir diyalog vardır. İnsanlar konuşur, onların işidir konuşmak. Ben hepsine kulaklarımı tıkadım ve yoluma devam ettim. Çok çeviri yapıyorum diye küçümseyenler çok oldu ama hiçbirini dinlemedim ve yoluma devam ettim. Şimdi hepsi beni tebrik ediyor. Anlaşılmayan her şey sanattır ama anlaşılmak için bir zamanı vardır. Sanat toplum içindir de düşüncesindeyim. Her yazar yazar değildir bana göre. Yazar olabilmek için belirli bir donanıma ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. Doğru cümleyi doğru yerde kurmak çok önemlidir. Her türlü fikri bile değiştirebileceğini düşünüyorum. Hiçbir şeye körü körüne bağlanma ey insan, sonun olur. Hiçbir şeye körü körüne aldanma ey insan, ateşin olur. Sanat, sanat için midir, toplum için midir? El alem ne der diye düşünmeyi ne zaman bırakacaksınız? Ben bırakalı çok oldu zaten. Seneler oluyor ben el alem ne der diye düşünmeyi bırakalım. O kırılma noktalarını beklemeleri gerekiyor galiba. Evet.